Allah'tan sadece bilgili kulları korkar. Varlığın sırları. Onlar ışığın şeffaf elbiselerine nüfuz etmiş ve örtülerin ardından gözlere bitişmiş sırlardır. Allah o sırları yükseltilmiş bir perde ve konulmuş bir gök olarak inşa etmiştir. Fiil, zata göre latif, idrak edilememesi nedeniyle de yüce ve değerlidir. Onun niteliği zatından latif, fiili ise niteliğinden latif. Her şeyi senin zatına yerleştirdi. Bir şeyin anlamını harfine koyduğu gibi, âlem bir anlam için talep edilir oldu. Nasıl ki misk de kendi kokusu için istenir. Hak senin hakikatinin gerektirdiği şeyleri sana yerleştirmemiş ve senin yolun Rabbine ulaşmamış olsaydı, onun bildirdiklerini kendinde bulamazdın. Her işin sonunda kendine dönersin. Daire çizerken pergelin ayağı varlığının sonuna ulaştığında başlangıç noktasına döner. İşin sonu başına bağlanır ve ebedi olan ezeline yönelir. Şu halde sadece sürekli bir varlık ve yerleşik sabit müşahade vardır. Yol sadece senin görmen için uzatıldı. Ama sen kendi mekanından ayrılma. Hakikatleri çift olarak kendisine ulaşılan yolları ve yeryüzünü yaratan Hak kendi tekliğini perdelemiştir. İsimlerin içeriklerine bak ve yükseliş merdivenlerini orada ara. En yüksek menzil ve Hakk'a yönelen ve aranılan en yüce halin orada. Böylelikle Rabbinin isimleri vasıtasıyla doğruluk burakı ve refrefleri üzerinde kanat çırparak Rabbine yakınlaş. Kendi mekanında kal. Sorarlarsa Rabbimi bekleyenlerdenim de. Sen Rabbini bekleyenlerdensin. Halbuki Rabbin o esnada herkese bildikleri surete göre gözükür. Sorsan ki onlara, gördüklerinin Rab, kendilerinin kul olduklarını kabul eder. İşte bunlar, bildiklerine ibadet eder. Sadece kendilerindeki yerleşik sureti müşahede eden kimselerdir. Rabbin sana tecelli ettiğinde nasıl inkar edebilirsin? Rabbini belirli suret ile sınırlayan kendi hayaline ibadet etmiştir. O, kalbine yerleşmiş örtülü hakikattir. Halbuki Rabbine ibadet ettiğini zanneder, gerçekte ise inkar eder. Arzın kalbi, Kabe'yi tavaf edenler gibi, kalbini Kabe ile buluşturmak için kendi iç alemine gir ve kalbinin çevresinde tavafa başla.
her dönüş bir şaft. 7 şaft ile döngünü tamamlayarak tavafını gerçekleştir. 7 şaft. İç dünyandaki nefsin 7 basamağında yükselip ruhani hayata kavuşmaktır. Bu tavaf seni iç dünyan açısından daha derin hakikatlere götürür. Arzın merkezi Kâbe, beden arzının merkezi kalbin. Bilmelisin ki makbul olan tavaf, kalbin huzur-u ilahideki tavafıdır. Rabbini hatırlamakta, melekler gibi kalbini tavaf et. Senin bedenini tavaf eden sırlar alemi, arşı tavaf eden melekler gibidir. Rabbini sığdıran kalbi tavaf eden sırlar alemi, diğer alemlerden üstün ve yüce olduğu gibi, sen de üstünlük ve efendilik yönüyle arşı tavaf eden meleklerden üstünsün. Çünkü sen alemin varlığının kalbini tavaf etmektesin. Sen ilimlerin sırları derecesindesin. Melekler ise alemin cismini tavaf etmekte. Rabbin sana sesleniyor. Nasıl eşit olabilirsin ki? Beni sizden başkası kalbine sığdıramamış. Sizin mananızın dışında hiçbir şeyde yetkin bir surette tecelli etmedim. Artık sana verdiğim yüce şerefin kadrini ve kıymetini bil. Ben büyük ve yüceyim. Tanımlar beni sınırlayamaz der. Rabbin sana devamla der ki, uluhiyet mukaddestir. Dolayısıyla idrak edilemez ve katıma ortak koşulmasından münezzehtir. Sen bensin, ben ise benim. Artık beni kendinde arayıp yorulma. Beni dışarıda arayıp rahatını kaçırma. Aramaktan da vazgeçme. Yoksa bedbah olursun. Bana kavuşuncaya kadar beni ara. Böylece de yükselirsin. Beni arayışında edepli davran. Yoluna girerken bilinçli ol. Beni ve seni ayırt et. Çünkü sen beni göremezsin. Sadece kendini görürsün. Artık ortaklık niteliğinde dur. Bir kul ol. Ve de ki, idrak edememeyi idraktir. O zaman bu yola bir hür olarak katılır ve şerefli bir dost olursun. Ezeli hayat, diri için zatından kaynaklanan bir niteliktir ve sona ermesi mümkün değildir. Ezeli hayatın nedenlisi olan ebedi hayatın da sona ermesi mümkün değildir. Cisimlerde canlılık dolaylı olduğu için onlar ölümlüdür ve yok olmaları söz konusudur. Çünkü cismin görünen canlılığı ruhun canlılığının bir eseridir. Bu durum yeryüzüne yansıyan güneş ışığının güneşten olmasına benzer. Güneş battığında ışığı da kendisini takip eder ve yeryüzü karanlık kalır. Ruh da bedenden ayrılıp geldiği aleme gittiğinde ruhtan canlı bedene yayılmış hayat kendisini takip eder
ve beden görünüşte cansız olarak kalır. Böylece falan ölmüştür denilir. Hakikat ise aslına dönmüştür der. Kalbi düşünceden boşaltmak ve gelen bilgileri almak için seni hazırlayan ve ilimleri kendisinden aldığın hak. Gerçeği bir belirsizlik ve şaşırtma olmaksızın bulunduğu hale göre verendir. Böylece hakikatleri bulundukları hale göre öğrenirsin. Güneşin başının üstünde olması, ayın orada olması, senin burada olman, düşüncelerin, varlığın, hakikatin, yaratılmış hakikatler, ilahi hakikatler. Bunlardan hiçbir meselede herhangi bir kuşku taşımazsın, şaşırmazsın. İşte sahip olduğun bilgi, belirsizlikten ve zahirden sakınılmış ve korunmuş olarak nebevi bir miras şeklinde gerçekleşir. Öğrendiğimiz ancak hatırlatmadır. Hak, daima Vehhab, veren ve feyyazdır, feyiz verendir. Mahal ise sürekli kabul edicidir. Sen mahalini hazırlar, yatkınlık kazandırır, kalbinin aynasını temizler ve cilalarsan, senin için sürekli ilahi kazanımlar meydana gelir. O anda, herhangi bir zamanda, sınırlanması mümkün olmayan şeyler, kalp için gerçekleşir. Kendisinden değil de, Allah'tan bilgi alanın sözü nasıl tükenir ki? Bana falanca falancadan rivayet etmiştir diyen biri ile bana kalbim Rabbimden rivayet etmiştir diyen biri arasında ne büyük fark var. Dikkat et. Burada bir işaret var. Birincisinde falanca falancadan rivayet etmiştir dediğinde inanılan Rabbin. İkincisinde kalbim bana Rabbimden rivayet etmiştir dediğinde sınırlanmayan mutlak Rabbin. İşte bu. Zat tecellisini müşahede eden kalp için meydana gelip oradan sırra, ruha ve nefse yayılan bilgidir. Böyle yorumladığında görüş ayrılığına düşülmez. İki hasım ortaya çıkmaz ve iki keçi birbirine toslamaz. Artık ayetleri düşün. Kendi zatından çıkma. Mutlaka çıkman gerekirse niteliklerine çık. Çünkü alem senin bakışından ve tedbirinden kurtulursa gerçekte sana amade olur. Âlem bunun için yaratılmıştır.